Çin Komünist Partisi Sincan Doğu Türkistan bölgesine yönelik 100 gün sert vuruş adlı bir operasyon kararı almış. Bugün canlı yayın radyo bağlantısında dinlemiştik. 100 gün sert vuruş. Bak 1000 gün sert karşılık alırlar. Sakın ha. Çin böyle bir çılgınlığın içerisine girmesin. Demokrasiden ayrılmasın. Akıllarını başlarına alsınlar. Sevgiyle, şefkatle, akılla, bilimle bilakis demokrasi ve özgürlüğü teşvik ederek hareket etsinler. Böyle yaptıkça Çin çöker. Ne ticaret olur, ne Türkiye'den kimse onlarla ticaret yapar, ne Avrupa'dan, ne Amerika'dan ticareti keserler. Ve Çin feci şekilde çöker. Akıllarını başlarına alsınlar. Şiddet yurdu olmasın orası, dehşet yurdu olmasın. Demokrasinin yaşanmadığı, kimin ne olduğu belli olmayan, kim vurduya gidilen bir yer haline gelmesin. Çin güvenlik yurdu olsun, demokrasi yurdu olsun. 100 gün sert vuruş, bir kere bunu bir daha ağzına almasınlar. Böyle bir uslubu da kaldırsınlar. Çin bize resmi açıklama yapsın. 100 gün sert vuruş diye bir şey yoktur. Bu bir dedikodudan ibarettir diye bize resmi açıklama yapsın. İnşallah. Bunu yarın Çin Büyükelçiliğine sorun. Bu nedir bu 100 gün sert vuruş bilmem ne falan dersiniz. Olur hocam inşallah. Çünkü biz buna inanmıyoruz şu an. Doğu Türkistan, Sincan bölgesinin biz son derece özgür, son derece rahat, sevinçle gidip gelinen bir düğün ortamı olmasını, bir bayram ortamı olmasını istiyoruz. İnşallah. Çin'le biz rahat rahat ticaret yapalım, turistik geziler yapalım, güvenlik içinde gidip gelelim. İnsanlar ailelerine gidiyor, çoluğuyla çocuğuyla gidiyor. Kardeşim şimdi 100 gün sert vuruş oraya gittin miydi adam ya sert vuruştan ona karşılaşırsa ne olacak? Değil mi? Tabii. Bir de oradaki Türk ve Müslüman Sincan halkına karşı bu yapılacak. Bu çok büyük vahşettir. Bunun dedikodudan ibaret olduğunu Çin bize resmi açıklamanı yapsın. İnşallah. Yarın haber bekliyoruz. İnşallah.